Mensupları bugün 5. hazırlık komisyonumuz, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonun 5. hazırlık komisyonu 3. toplantısını yaptık. Bize görev 16 Ocak itibariyle tebliğ edilmişti. 17 Ocak'ta başkanlık divanı seçtik ve dosyayı okuduk. Daha sonra 25 Ocak'ta 2. toplantımızı yaptık. Savunma Lütfi Türkkan'ın, Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın savunmasını okuduk. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı'la ilgili hem dosyayı okuduk hem de dosyadaki videoları izledik. Ve Aile Bakanlığı'na Lütfi Türkkan'ın küfrettiği kişinin şehit veya terör mağduru olmadığı ilgili sorduk. Bakanlık yazılı olarak terör mağduru olduğu ve şehit kontenjanından kardeşinin işe girdiğini, Adalet Bakanı'na tanıdığını söyledi. Bugün de komisyonumuz üyelerimizle beraber dosyamızı bir kez daha müzakere ettik. Ve müzakere çerçevesinde milletvekili dokunulmazlığının, milletvekilliğini ve meclisin saygınlığını koruma öncelikli bir görev olduğunu, bu görev çerçevesinde her milletvekilinin bu görevine saygın ve layık bir şekilde devam etmesi gerektiğini, ancak Lütfi Türkkan'ın bir terör mağdurunun yakınına, velev ki terör mağduru olması, sabit olmasına rağmen sıradan bir insan bile olsa doğrudan bir bacısına alenen küfretmesi bir milletvekili saygınlığına yakışmayan bir davranış olduğunu tespit ettik. Ve bu çerçevede dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüşümüzü bildirdik. Yine Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı'nın Yalova'daki Ağır Ceza Mahkemesi esas duruşmasında Yalova Belediye Başkanı ile ilgili dosyanın tefrik edilmesiyle yönelik avukatının talebinin bulunduğu ve mahkemenin ara kararı kurmaya başladığı sırada ara kararı kurup bu talebi reddettiğinde yargılama devam ederken yargılama mahkeme heyetine alenen hakaret, tehdit ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs çerçevesinde beyanlarda bulunduğu ve mahkemenin bu sebeple yargılamaya ara verdiği, duruşma salonundan çıktıktan sonra da dışarıda da bu hakaretlerin devam ettiğini bütün kayıtlara birlikte tespit ettik ve bu çerçevede de dokunulmazlığının kaldırılması yönünde komisyona, karma komisyona görüşümüzü beyan ettik. Kararımızı verdik. Şimdi raporumuzu tansim edeceğiz ve mümkün olan en kısa sürede raporumuzu karma komisyonumuza sunacağız. Bundan sonrası karma komisyonun ve genel kurulun tatbikinde bir süreçtir. Sayın komisyon başkanı, Anayasa Komisyon Başkanımızın takdirinde. Çünkü bir rapor halinde sunacaksınız değil mi başkanım? Tabii biz Anayasa Adalet Komisyonlarından oluşan, komisyonundan oluşan karma komisyonu iş tüzüğümüz de bu komisyonun başkanı Anayasa Komisyonu der, başkanlık divanı. Dolayısıyla Anayasa Komisyonumuzun başkanımızın yetkisindedir. Başkan Bey bir gün belirleyecek ve o çerçevede toplanacağız. Peki. Teşekkürler. Komisyon...